Merhaba arkadaşlar, PLC dersimizin ikinci videosuyla karşınızdayım. Bu derste arkadaşlar artık TIA Portal'a giriş yapacağız. TIA Portal'da proje nasıl açılır, bir projeyi nasıl oluşturulur bunu öğreneceğiz ve dediğim gibi bir fiziksel PLC'm olmadığı için PLC üzerine nasıl simülasyon yapılacağından, tagleri, etiketleri nasıl oluşturacağımızdan bu derste birazcık bahsetmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar TIA Portal'ı açtığımızda ilk gelecek ekran bu şekilde olacak. Sol tarafta Open Exciting Project, yani daha önce yapmış olduğunuz projeleri, son projelerinizi açmak istiyorsanız bu sağ taraftan seçip açabiliyorsunuz. Veya Browse dediğiniz zaman da burada göz at dediğimiz zaman da bakın daha önce örnek sorular olarak ben burada çeşitli örnek sorular yapmışım. Onlara da yapmış olduğunuz projeleri de burada açabiliyorsunuz arkadaşlar. Veya yapmış olduğunuz projeyi remove ederek kaldırabiliyorsunuz. Veya üzerine bir kere dokunup open dediğinizde direkt açabiliyorsunuz. Veya herhangi burada bulunmayan bir proje de olsa browse deyip göz at dediğinizde buradan projeyi seçip açabiliyorsunuz arkadaşlar. Hemen altındaysa create new project var arkadaşlar. Create New Project'te de oluşturduğunuz projeden ziyade yeni bir proje oluşturmak istiyorsanız bu ekranı kullanmanız gerekiyor. Create New Project dediğimiz zaman arkadaşlar bizden proje adını, projenin kaydedileceği dosyayı, burada Path dediğimiz yolu seçmemizi, versiyona dokunmuyoruz zaten, versiyon 16, TIA Portal versiyon 16'yı kullanıyoruz. Ve yorum olarak da burada atıyorum 2 sensör, 1 motor gibi, böyle hani kaç tane girdiniz, hangi girdileriniz var, kaç tane çıktınız var, neleri kullandınız, bunu yazabilirsiniz. Veya siz programı yazmışsınızdır arkadaşlar, başka birine programı göndermek istiyorsunuzdur. Programcının yani karşı tarafın üzerinde durması gerektiği noktaları da yazabilirsiniz. İncelemesini istediğiniz noktaları da burada yorum satırı olarak yazabilirsiniz. Veya şöyle mesela A2'deki enerji durumuna bak. Enerji durumuna bak. Durumuna bak. Gibi böyle yorumlarda da bulunabilirsiniz. Arkadaşlar bir proje oluşturalım. Yolumuz örnek sorular üzerinde olsun. Hemen bir proje oluşturalım. Hatta şurada bir şöyle, tamam, ne olsun, deneme adlı bir proje oluşturalım. Veya ilk proje diyelim. İlk proje diyelim. Create'e bastığım zaman benim projem oluşturulmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi oluşturulmasını bekleyelim biraz. Evet. Bizi hemen bu sayfaya attı arkadaşlar. Bu sayfada yapmamız gereken şey PLC'mizi seçmek. Burada tabi Configure a Device'a tıklayarak PLC seçimimizi yapıyoruz. Show all devices, yani tüm cihazları göster kısmı var. Bir de Add New Device kısmı var arkadaşlar. Biz buraya Add New Device diyerek yeni bir cihaz eklememiz gerekiyor. Burada dikkat ederseniz işte hangi PLC'lerin olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. İşte SCD1200, SCD1500, SCD300, SCD400. Yani burada bir fiziksel olarak bir PLC kullanmayacağımız için arkadaşlar. Yani sadece SCD1200 alabiliriz. Örnek veriyorum CPU olarak işte şu 12, yani 1215C DC seçeyim. Ve buradan da neyi seçiyoruz? Klasörü açtığımızda tekrar göstereyim arkadaşlar. Buradan bir kere ailemizi seçiyoruz. Hangi PLC ailesini seçeceğiz? SCD1200. Tıkladığımızda işlemci seçenekleri geliyor burada. Model gelecek. CPU'yu tekrar açtığımızda burada bu ailenin altında bulunan modeller karşınıza çıkmakta. Atıyorum burada 1215 DC DC modelini seçtikten sonra tıkladığımda da iki tane hangi seri numaralı bu modele ait hangi seri numarasını kullanmak istiyorsun? Bunu seçtikten sonra
versiyon olarak da 4.0, 4.1 neyi seçecekseniz artık arkadaşlar. Bunu seçiyoruz 4.1'i. Et diyoruz. Ya burada bir simülasyon yapacağımız için arkadaşlar bunlar tamamen fiziksel durumlarda çok önem arz edecek şeyler. Et dediğimiz zaman arkadaşlar bizim PLC'mizi seçmiş oluyoruz. Burada biraz program bekletebilir. TIA Portal neticede birazcık ağır bir programdır arkadaşlar. Birazcık beklettikten sonra evet arkadaşlar bizi bu kısma attı. Bakın PLC'miz burada. Yakınlaşırsam bakın biraz daha yakınlaştım şöyle. Bakın arkadaşlar bu şekilde tıpkı gerçekten fiziksel bir PLC'yi aldığınız zaman bile böyle bir görüntü ortaya çıkacaktır. Yani model gerçekten bu. Fizikseli gerçekten yansıtıyor. Sadece altta ve üstte kapakçıklar olur. Orada işte analog girişleri görürsünüz vesaire ama bu üzerindeki kısımlar birebir aynı arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Hemen uzaklaşıp şeyi de göstermek istiyorum burada. Atıyorum ben şeyden bahsettim arkadaşlar. PLC bu ana kısmı. Main kısmı burası PLC'nin. Ama dedi ki arkadaşlar siz PLC'nizde belki de daha fazla işte PLC'nin ana main kısmında olmayan işte atıyorum 10 girişli 10 çıkışlıdır belki PLC'niz. Ama siz prosesinizde yani otomasyonunuzda 20 girişli ve 20 çıkışlı bir işlem yapıyorsunuz. Ve bunun için 10 giriş 10 çıkışa daha ihtiyacınız varsa ekstra modüller takılabiliyor dedik arkadaşlar. Bu modülleri de taktığınız takdirde aynı zamanda TIA Portal üzerinden de bunu eklemeniz gerekiyor arkadaşlar. Sağda gördüğümüz gibi arkadaşlar bakın burada CPU kısmı zaten model kısmıydı. Burada sinyal board hatırlıyor muyuz arkadaşlar? Sinyal board dedik ki yani 10 tane giriş 10 tane çıkış değil de çok ufak 2 tane girişe daha ihtiyacınız var. Ekstra modül almak yerine sinyal board'unu kullanabilirsiniz demiştik. Buraya tıkladığımızda tekrar klasörler açılıyor bana. Bakın dijital input mu ihtiyacım var? Dijital output mu ihtiyacım var? Dijital input output mu ihtiyacım var? Analoglara mı ihtiyacım var? Bunun seçimini yapıyorum. Atıyorum benim input'a ihtiyacım var. Bu da yine kendi içinde iki klasöre ayrılıyor. 4 tane mi ihtiyacım var? Yani 24 volt DC ile besen 4 input'a mı ihtiyacım var? 5 volt DC ile besen 4 input'a mı ihtiyacım var? Atıyorum bunu seçtiğimde tıkladığımda bakın arkadaşlar bir alan mavi oldu. Yani demek şu anlama geliyor bu. Sen bunu buraya mavi alanı ekleyebilirsin demek. Bakın arkadaşlar sürükleyip bıraktığımda bakın hemen yakınlaşıyorum. Burada arkadaşlar direkt eklediğim sinyal board'u gelmiş oldu. Ben bunu silmek istediğimde delete yapıp evet diyorum. Seçilen objeleri silmek istiyorum diyorum. Ve tekrar kaldırabiliyorum. Veya burada haberleşme kısmında da işte haberleşme modülü RS485 bakın arkadaşlar takabiliyorum. Yine diyor ki bakın burada yine ortaya takman gerekiyor diyor. Bu Siemens ailesinde böyle. Ama mesela yine haberleşme modüllerinden burada da bir kısım var. Yine aynı şekilde sinyal board gibi düşünebiliriz. Ama mesela profi bus bağlamak istiyorsunuz. Bakın sola takmanız lazım arkadaşlar. İşte başka haberleşme modülleri takmak istiyorsunuz. Mesela şunu seçelim. Bakın yine solda ekran çıktı. Yani çoğu haberleşme modüllerinin çoğu sola takılır. Ama dijital input takmak istiyorsunuz. Bakın 8 volt, pardon 24 volt 8 adet input. 24 volt 16 adet input takmak istiyorsanız. Burada da yine arkadaşlar ne yapacaksınız? Seçtiğinizde nereye takmanız gerektiğini size söylemiş oluyor. Tabii bu işin fiziksel tarafı. Yani siz fizikselde bir modül eklediğiniz zaman TIA Portal'da da bunu eklemeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi arkadaşlar burası bizim ana kısmımız oluyor. Bizim PLC programını yazacağımız kısım program blocks kısmı arkadaşlar. Biz program blocks'a geldiğimiz zaman
Burada bakın iki tane seçenekle karşı karşıya geliyoruz arkadaşlar. İki tane seçenek. Nedir bu? Add new block, yani yeni bir blok oluştur. Bir de main block var. Şimdi main bloğuna gelmeden önce şurada add new block'a çift tıkladığımda solda karşıma bir ekran açılıyor arkadaşlar. Bu ekran nedir? Bunu incelemeye çalışalım. Organization block arkadaşlar bizim main block'umuz. Yani bütün işlemlerin döndüğü, bütün işlemlerin çalıştığı bloğumuz organization block, yani main bloğumuz olmuş oluyor. Biz bu bloğu seçtiğimiz zaman bize çeşitli dillerde programlayabileceğimizi gösteriyor. Bir dil seçiyoruz arkadaşlar. Yani ladder mı, fonksiyon blok diyagram mı, yoksa structure mı, bunları seçmemiz gerekiyor arkadaşlar. Aynı şekilde yapısal programlama konusuna geldiğimizde burada function bloklardan, function'dan da bahsedeceğiz. Data bloklarda aslında içerisinde matematiksel, yani matematiksel demeyeyim ama çeşitli verilerimizi tuttuğumuz bir blok olmuş oluyor arkadaşlar. Kendimiz veri oluşturabiliyoruz ve bu verileri data blok oluşturarak içine tutabiliyoruz. Tabii bir function blok oluşturduğumuzda da otomatik bir data blok oluşturuyor. Function'ın zaten function bloktan farkı, function blok harici olarak bir data blok oluştururken function data blok oluşturmak. Tabii bunlara yapısal programlama konularında çok daha iyi değineceğiz arkadaşlar. Şimdilik burada bloktan cancel deyip add new bloktan da çeşitli blokların eklenebileceğini gösterdik. Şimdi main bloğuna çift tıkladığımızda bizi böyle bir ortam karşılıyor arkadaşlar. Gördüğümüz gibi şunu da yukarı çekelim. Böyle bir ortam karşılıyor arkadaşlar. Bir network, bir ağ var. Üste bloklar var. Bakın arkadaşlar sağ kısımda, şurada sağ kısımda genel işte bit logic operation çeşitli blok klasörlerimiz var. Buradan istediğimiz komutu çekip network kısmına ekleyerek program yazmaya başlayacağız arkadaşlar. Burada da şu kısımda da bakın arkadaşlar, şu kısımda da en çok sıklıkla kullandığımız bloklar yazıyor. Tabii bunu ister kaldırın, isterseniz yan taraftan klasörden sık kullandığınız mesela bir timer, tone timer'ını ben çok sıklıkla kullanırım. Buraya sürükleyip bakın artı olduğunu bıraktığınızda artık tone timer'da sık kullanılanlar arasına almış oldunuz. Veya counter'ı da çok kullanırım. Bunu da almış oldum. Mesela karşılaştırmayı da çok kullanırım. Bunu da almış oldum. Mesela örnek veriyorum. Yani. Ama atıyorum şunu çok kullanmam diyelim. Veya bunu çok kullanmam diyelim. Remove instruction diyerek de sık kullanılanlardan kaldırabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar buradaki blokları ben ağıma nasıl çekeceğim? PLC programlamak demek aslında yaptığınız algoritmayı bloklar aracılığıyla ladder, yani networklere yerleştirmek demektir PLC programı. Şimdi atıyorum ben şöyle bir blok kullanacağım diyelim. Söküp sürükleyip bırakıyorum arkadaşlar. Ve otomatik olarak yeni bir ağ oluştu. İsterseniz bunu delete edip de kaldırabilirsiniz ve buradan devam edebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar biz bakın burası çok önemli. Şunu hiçbir zaman unutmayalım. Açık kontak ve kapalı kontak dediğimiz bir durum var. Belki buna aşinasınız. Kapalı kontak, hemen şöyle izah edelim. Şimdi arkadaşlar, kapalı kontak dediğimiz şudur. Aslında iki türlü kontak dediğimiz şey nedir öncelikle? Kontak dediğimiz şey bir anahtardır arkadaşlar. Mesela şöyle bir anahtar olsun. Devrelerden hatırlayacağımız gibi bir anahtardır. İki türlü anahtar vardır arkadaşlar. Bizim PLC programlarken iki tane anahtara ihtiyacımız var. Bunlardan biri
Açık kontak bu şekildedir. Biri de kapalı kontak. Şöyle çizebiliriz. Normalde şöyle ladder bacağına, yani şurada enerji bacağı diyebiliriz buna. Buradan enerji gelir. Ve buraya enerji geldiğinde, bakın buraya enerji geldiğinde normalde açık olan kontak kapanır. Buraya enerji geldiğinde normalde kapalı olan kontak ne yapar? Açılır. Burada arkadaşlar şunu unutmayalım. 0-1 mantığı derler, işte kumandadaki mantık derler ama şunu hiçbir zaman unutmayalım. Bir açık kontak bu şekilde gösterilir. Ladder programında. Kapalı kontak da şu şekilde gösterilir. Program, yani enerji devreyi nasıl tamamlar? Eğer anahtar kapalı ise enerji devreden geçer. Doğru mu? Eğer bir anahtar açıksa enerji geçişi olmaz. Burada açık kontak ve kapalı kontakta atıyorum. Burada bir açık kontak. Değil mi? Ne olsun arkadaşlar? Start butonu. Start butonu. Kapalı kontakta stop butonu olsun. Şimdi diyoruz ki start butonu açık kontağını kullandım. Ama unutmayın arkadaşlar, program üzerinde açık kontağını kullandım. Ama siz start butonunun program üzerinde açık kontağını kullandınız. Fakat fiziksel olarak, bakın fiziksel olarak gerçekten bağlantınız kapalı kontak. Ne olacak? Fiziksel olarak ne olacak biliyor musunuz arkadaşlar? Siz burayı ne kadar açık kontak yapsanız da siz sisteme enerji verdiğinizde siz bu ladder'ı, ladder diyagramında programınız elemanı kapalı kontaktan enerji geçtiğinde direkt buna enerji geldiği için programda direkt bu kapanacak. Umarım anlatabildim burayı. Kumanda mantığıyla PLC mantığı birbirinden çok uzak değildir. Ama ufak da olsa bir farklılık vardır. Çünkü genellikle arkadaşlar start stop bağlantılar karıştırılıyor. Yani ben şöyle bir kural yok. Stop ladder diyagramında böyle bağlanır. Start böyle bağlanır. Neye göre dedik bunu? Ya bunu neye göre dedik? Böyle bir şey yok arkadaşlar. Genel olarak ne dedik? Ladder diyagramında yazılımsal olarak bu açık kontağı değil mi? Şu da ladder diyagramında kapalıyı. Şu da arkadaşlar kapalı kontağı temsil eder. Kapalı kontak diyelim. Ama bu yazılımsal olarak böyle. Ne zaman bunlar konum değiştirir? Buna enerji geldiğinde. Fiziksel olarak bir enerji geldiğinde konum değiştirir. Peki atıyorum ben startı fiziksel olarak arkadaşlar açık bağladım. Açık kontağa bağladım. Yani ne olacak? Ben starta bastığımda enerji geçişi olup kapatacak burayı. Yani kontağını kapattığında bakın start'a bastım, kontağı kapattım. Enerji geçti. Yazılımsal olarak tanımladım. Açık kontağa enerji geldiği için artık burası kapandı. Ama sen burayı fiziksel olarak normalde kapalı ya bağladın diyelim start butonu. Arkadaşlar siz sisteme enerji verdiğinizde start butonuna basmanıza gerek yok buranın enerji gelmesi için. Sistem enerji verdi. Direkt enerji bunun üzerinden geçecek ve buna bağlı olduğu için burası direkt kapanacak. Basmadan kapanacak. Yani
Tam tersi start butonuna bastığınızda burası normalde açık hale gelecek. Çünkü ne olacak? Enerjiyi keseceksiniz ve enerji kesildiği için burası tekrar açık hale gelecek. Atıyorum. Stop butonu kapalı ladder diyagramında, yani ladder programlarken normalde kapalı kullanın. Yani eğer şu mantıklaysa, atıyorum stop butonu nasıl bağladınız arkadaşlar diyelim. Normalde açık bağladınız. Tamam, yap o zaman. Hiçbir sorun yok. Çünkü mantığa göre evet olur. Buradan enerji geçmeyecekse stop butonuna basana kadar. Doğru mu? Enerji gelmeyeceği için kapalı kontak konumunda kalmaya devam edecek. Ne zaman ki siz stop butonuna basarsınız, burası kapanır, enerji geçer ve burası ne olur arkadaşlar? Açık kontak haline gelir ve sistemden enerji geçmeyeceği için çıktınız, motorunuz mesela çalışmaz hale gelir. Ama siz stop butonunu kapalı kontak olarak bağlıysanız, normalde kapalı kontak olarak bağladıysanız, burası atıyorum ladder'da normalde açık kullandıysanız, enerji direkt geçeceğinden burayı kapatır ve sistem çıkış verir. Ne zaman arkadaşlar siz bastığınızda burası normalde açık hale gelir, enerji geçişi olmayacağı için eski konumda kalır ve devreden enerji geçemeyeceği için çıkışınız, motorunuz durur gibi arkadaşlar düşünebilirsiniz. Umarım anlatabildim arkadaşlar bu kısmı. Aynı şekilde mesela bir motor kontrol etmeye çalışalım. Sürekli çalışma dediğimiz, yani start butonuna bastığımızda motor çalışacak. Elimizi çektiğimizde de kesikli çalışma yapalım. Yani bir start butonuna bastığımızda motor çalışacak. Elimizi çektiğimizde motor duracak arkadaşlar. Şimdi ben burada ladder mantığıyla diyorum. Bakın fiziksel tarafını, yani fizikselde şöyle bağladım, böyle bağladım. Ben burayla ilgilenmiyorum şu an arkadaşlar. Tamam mı? Ben şu anda ladder'da programlama yapıyorum. Açık kontak. Ne olur? Enerji geldiğinde, buraya enerji geldiğinde bu kapanır. Enerji yoluna devam eder. Doğru mu? Açık kontağı kullandım. Bakın burada kırmızı bir işaret var. Bu kırmızı işaret diyor ki ya sen tamam bir blok çektin ama bunun adresi ne? Bu input mu? Output mu? Yoksa sanal bir hafıza mı? Bunu tanımlamanız gerekiyor. Arkadaşlar bütün hepsini büyük yazarsınız. Bakın bütün hepsini büyük yazmak zorundasınız. Önce input mu? Output mu? Bu önemli. Inputsa I. Outputsa Q. Sanal hafızaysa, yani aslında fiziksel olarak bir girdi veya çıktı portu yok onun. Sadece yazılımsal olarak bir adresi M'dir arkadaşlar. M. Şimdi girdim olsun diyelim. I. Sıfırıncı byte'ın, yani o sıfırıncı, yani ilk 8 bitlik girdi portunun kapsıyor. Bu sıfır dediğimiz birinci byte alanının, yani sıfırdan 7'ye olan girdi alanımızı kapsayan bir alan. Yani sıfırıncı byte'ın sıfırıncı biti. Yani sıfırdan 8'e şöyle düşünelim arkadaşlar. Hemen buradan bir düzeltelim. Şöyle bizim girdimiz var. İşte ne olsun bu? Şöyle sıfırıncı kanal, bir de birinci kanal. Burada sıfır, sıfırıncı kanalın sıfırıncı portu, birinci portu, ikinci portu, üçüncü, dördüncü vesaire. Bu da birinci, ikinci, üçüncü. Ben diyorum ki bu girdim şuraya bağlı. Sıfırıncı kanalın sıfırıncı bitine. Ne bu? Input mu, output mu? Input. O zaman diyorum ki I sıfırıncı kanalın sıfırıncı biti. Ne var mesela burada? Start buton. Start. Bu arkadaşlar. Birinci ise atıyorum. Ve ikinci olsun. Bu da stop olsun. Örnek veriyorum. Böyle bağlanmaz da yani. Bunu genelde kullanmayız da. Hani
ne anlama geldiğini burada ifade etmiştim. Bunlar çıkışsa da Q kullanıyoruz. Fark etmiyor. Şimdi bakın I00. Burada da en altta da ismi var. Sakın buraya çift tıklayarak ismini yazmayın. Burada sadece çift tıklayarak adresini değiştirebilirsiniz. Yani 01 yapabilirsiniz. İşte dersiniz ki 0. kanalın 1. kanalına, 1. bitine çekmek istiyorum. Burada tag'e geldiniz. Mavi oldu. Sağ tık yaptınız. Rename tag'den atıyorum. Bunun ismi ne olsun arkadaşlar? Start. Change dediğimde artık bu start oluyor. Peki hocam. Ya bunlar bir yerde tutulmuyor mu hocam? Yani ben start girdim ama bu veriler bir yere de kaydoluyor mu? Evet kaydoluyor arkadaşlar. Hemen geliyorum. Burada PLC tags var. Etiketler var. Bakın arkadaşlar. Show all tags. Tags. Etiketler. Tıkladığımda bakın arkadaşlar girmiş olduğunuz değer direkt buraya kaydedildi. Böyle söyleyebilirim. Yani ben main'e geldiğimde burada yazdığım her şey aslında etiketler kısmına kaydolmuş oldu. Bir de arkadaşlar çıkış için bu parantez işaretleri geçerlidir. Pardon. Parantezleri bakın. Sürüklerken dikkat edin. Bak alta bıraktım ben. Eğer yeşil olmazsa hemen altına şey açıyor. Yanına açmıyor. Yeşil oldu o zaman bırakın. Bakın yine kırmızı. Bu sefer de bu bir çıkış elemanı olduğu için Q 0 kanalı 0. biti diyorum. Bitti. Buna da ne diyelim arkadaşlar? Motor diyelim. Tamam. Şimdi ben bunu simülasyonda kesikli bir şekilde çalıştırmak istiyorum. Tamam. Nasıl yapacağım bunu? Elimde PLC yok. Şöyle yapacağım arkadaşlar. Geldim. Şurada. Önce bir şu kodumuzu derleyelim. Bir hata uyarı alıyoruz. Yukarı çıktım. Bakın arkadaşlar burada errors 0, warning 0. Sıkıntı yok. Hemen geldim. Bakın arkadaşlar şurada start simulation var. Start simulation'a tıkladığımda okey dediğimde böyle bir ekran gelecek. Run stop dedim. Tamam. Bu artık simülasyonu açmış durumda. Çok güzel. Compile configuration diyor. Çok güzel. Bunlar tamamsa arkadaşlar tick değilse load diyorum. Yükle diyorum. Bakın start modül. Buradan start modülü seçtiğim zaman bakın mavi tiki gördüm. Finish dediğim zaman arkadaşlar bakın simülasyon yeşil olduğunda çalıştırılabilir hale geldi demek. Şimdi bunu küçültüyorum. Geldim arkadaşlar. Online'a. Şuradaki yeşil demek arkadaşlar yazdığım programla normalde bir PLC'niz olsa PLC'deki şu an mevcut olan programla burada yazılımsal olarak yazdığım program aynı demek içindeki. Şimdi ama ben bunu simülasyonda yapacağım. Eğer burada arkadaşlar main kısmında özellikle ya da program blocks kısmında mavi ve turuncu görüyorsanız hem mavi hem turuncu renk görüyorsanız sizin bu tekrar bir compile edip tekrar bir yüklemeniz gerekiyor demektir. Şimdi online moddayım ve şuradan gözlere tıklayarak enerji durumuna bakabilirim arkadaşlar. Bakın şu anda dikkat ederseniz yeşil enerjiyi temsil ediyor. Enerji gelmiş starttan geçememiş. Neden? Çünkü bu start butonu şu anda öyle düşünün ki enerjilenmedi. Yani ben butona basacağım ki o işte normalde açığa mı bağlayayım? Anahtarını kapatacak. Anahtarını kapattığı zaman gerçekten elektrik enerjisi sistemimden geçecek ve enerji buraya geldiğinde açık olan kapanacak ve ne olacak? Enerji devam ederek karşılaştığı çıkış elemanını harekete geçirecek burada. Şimdi ben bunu nasıl enerjilendireceğim? Arkadaşlar fiziksel bir çıkış kullanıyorsanız bakın fiziksel input kullanıyorsanız ığlı bir adres kullanıyorsanız bunu buradan yapamazsınız. Modify'dan, modify to 1'den yapamazsınız arkadaşlar. Çalışma. Bakın yaptığınız zaman da çalışmıyor. Hiçbir tepki almıyor. Burada watch and force tables'a geliyoruz.
Geldiğimiz zaman Force Tables'a tıklıyoruz ve burada programda yazdığımız etiketi giriyoruz. İster buraya adını yazın, bakın çıkar, ya da hemen yanında liste var. Yazmış olduğunuz bütün her şey var burada. Bakın Moto Vestar Start'ı diyorum. Direkt otomatik aldı. Şimdi ben ona sinyal zorlayacağım. Force edeceğim. Bir yapacağım ki oraya enerji kapansın ve sistem çıktısını göreyim. Force diyorum. Force to 1 diyorum. Okey dediğimde şu anda force konumunda. Main'e geldiğim zaman bakın arkadaşlar motorum çalışıyor. E hocam bu sürekli çalışıyor. E hani kesikli çalıştıracaktı? Arkadaşlar bu simülasyon ortamı hali. Ben anlık olarak 1 verdiğim zaman o hep 1 kalacağı için aslında kesikli çalışma olmuş olmuyor. Ama siz bunu PLC'de yaptığınız zaman, gerçekten PLC'ye yüklediğiniz zaman start'a bastınız, sinyal geldi, çalıştı. Çektiğiniz zaman sinyal gideceği için, enerji gideceği için tekrar eski konumuna gelecek ve motor çalışmayacak. E bunu nasıl sinyalini kesebiliriz? Tekrar force table'da force to 0 dediğimiz zaman sinyali kestik. Bakın main'e geldiğimiz zaman gördüğünüz gibi onu sürekli yaptığınızı düşünün. Gir çık sanki start butonuna bastım çektim. Ne olacak arkadaşlar? Aslında kesikli çalışma olacak burada. Bir de programsal olarak ya profesyonellik açısından şunu söylüyorum arkadaşlar. Mesela şu tagleri geldim. Şu ikisini de kaldırdım. Bastım. Shift'e basılı tuttum. Tekrar geldim sona kadar. Delete dedim, sildim. Bakın main'den de bunu sildim. Arkadaşlar şunları da delete diyorum. Üzerine gelin delete. Hiçbir zaman böyle kontak alıp şu şekilde yapıp işte burada adres tanımlama böyle yapılmaz arkadaşlar. Böyle bir profesyonel çalışma olmaz. Yapmanız gereken şey şu. Geldiniz mi? Girdileriniz belli, çıktılarınız belli. Belirlediniz mi kafanızda? Tamam. Geleceksiniz arkadaşlar. Bakın tag kısmına geliyorum. Add new tags. Şunu yazıyorum. Her zaman böyle çalışacağız. Inputs. Girdilerim. Tekrar ekledim. Outputs. Bir tane daha ekledim. Belki sanallara ihtiyacım vardır. Virtuals. Veya işte ne bileyim. Memory falan da diyebilirim. Bilmiyorum. Virtuals da diyebiliriz. Yani sanal, yazılımsal. Sonra input. Ne lazımdı? Adı neydi onun? Start değil mi? Bakın. 0.0 otomatik algıladı. Siz buradan tabii şeyi de değiştirebilirsiniz ki değiştireceğiz. Output'a da geldim arkadaşlar. Neydi? Motor. Hemen geldim. Bakın. Bunun I olmadığını biliyorum değil mi? O hafızada kalanla devam ediyor. Q'ya çektim ve bunu da 0.0 yaptım. Bundan sonra siz motor 2 yazdınız mı? 0.0'ı takip ederek otomatik adres tanımlayacak arkadaşlar. Sildim. Ha, bunları tanımladınız. Sonra main'e geliyorsunuz arkadaşlar. Açık kontağımı aldım. Bir tane de neyimi aldım? Bunu aldım arkadaşlar. Çıkışımı aldım. Bakın tıkladığınız çift listeden direkt start seçip bitti. Tıkladığınız listeden motor seçtim, bitti. Bu arkadaşlar. Bu size program yazarken hızlandıracaktır. Ve profesyonel olarak program yazmak önce etiketleri tanımlamaktan geçer. Burada main üzerinde tek tek adres, isim yazılmaz arkadaşlar. Bu size ciddi anlamda zaman kaybettirir. Tagleri gösterdik. Nasıl simülasyonda çalıştırabileceğimizi gösterdik. Genel olarak bir kesikli çalışma yapmaya çalıştık. Tabii simülasyon ortamında tam kesikli olduğunu anlayamamışızdır belki ama fiziksel olarak bu bir kesikli çalışmadır. Genel olarak TIA Portal'a bir giriş yaptık. Kullanacağımız şeylerden bahsettik. Diğer derslerde arkadaşlar burada BitLogic Operations kısmını tamamını anlatmayı planlıyorum arkadaşlar. Burada en çok kullandığımız komutları anlatmaya çalışıyorum. Ufak da bir uygulama yaparız diye düşünüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ikinci dersimizin de sonuna geldik. Umarım faydalı video oluyordur. Mutlaka yorumlarda hocam bunu bu şekilde anlatsan daha iyi olur. Şu örneklerle pekiştirsek daha iyi olur. İlerleyen dersler için de söylüyorum. Hocam ben burayı anlamadım. Burayı nasıl yaptık? Gibi
bütün eleştirilerinizi, sorunuzu, sorularınızı yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Eğer faydalı olduysa beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açarak da yeni gelecek PLC videolarına ve kanalımızdaki diğer videolardan da haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.